cihazlarımızın şarj ömrünü kadar hiç olduğu için pek çok şeyden bahsediler. Ve bu yeni nesil bir hizmete dönüşmüş durumda. Artık çocukları yapmışlar, fanteziler, mühendis fantezileri. Arkasında bir şu kadar karmaşık cihazları ne kadar kolay kullandığını düşününce enteresan geliyor insana. Bugün birçok torunu, dede, baba ve ilk defa tarihte anne babalarından daha çok şey dinleyi öğretip konuşmayı, oturmayı, yazmayı, işte ne yazarlık olduğunun bilinciyle onları teşvik ederek aşmaya, çözmeye çalışıyor. Ve bu kuşa anlamak büyük. Acet sırasında iPad'den kopmamasını sağlayan $35'lık peynir ekmek gibi satan mucize ürün. Yani muhtemelen Ar-Ge'sine çok daha az emek harcanmış ama çok daha öte bir şey. Araştırmalar gösteriyor ki bugünün anne babaları çocuklarına oynadılar, niye bizimle hiç muhatap olmuyorlar gibi sistemlerde bunun ilişkilerinde dediği gibi hiçbir şeyden çekmedi, ayağındaki nasırdan çektiği kadar dünyanın en önemli şeyleri. Sizin neler yaptığınızı, gününüzü nasıl geçirdiğinizi öğrenip bir yapacağınızı belirleyen enteresan bir durum. Aynen cihazlarımızın şarj sürelerinde olduğu gibi ve mobil cihazlar bu hayatımızın uzaktan kumandası durumunda. Onlardan uzak kaldığınızda yapamıyoruz. Evinize geri dönmenizi gerektiren tek şey telefonumuzu unutmuş olmamız. Yani o yakındaki o muhabbetteki gibi tatava yapma baskı. 1994 cep telefonlarında Turkcell'le hayatımıza girdi ve herkes hemen bir Turkcell hattı sahibi oldu. En fazla da kullanılan şu anda da galiba yine Turkcell, bilemiyorum buna. Turkcell için de bizim evimiz. Bugün İzmir'de Turkcell ailesinin 2000'e yakın çalışanı var. Turkcell'in çağrı merkezlerinde ve diğer operasyonlarımızda 2000'e yakın çalışanımız sadece İzmir'e değil tabii ki bütün Türkiye'ye buradan hizmet veriyor ve bu gittikçe artan bir grafik. Bu 2000 arasında son 2 senede katılan, şunu da belirteyim, çalışanlarımızın %71'i de İzmir'de kadın. Ondan da büyük gurur duyuyoruz. Ve bu çalışanlarımız arasında 350 tanesi de home agent dediğimiz, kendileri aile sorumlulukları yüzünden evde olmak zorunda olan ama aynı zamanda evden iş dünyasında part-time ya da full-time olarak çalışabilen insanlar. Bu sayede sosyolojik dengeyi de koruyarak iş istihdama katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Turkcell bundan tam 20 yıl önce 1994'te ilk defa olarak alo devirtmişti. 20 yıl hızla geçti. Yani geleceğin iyi işlerine şimdiden yatırım yapmak veyahut da işinizi geleceğe göre hazırlamak bence bir iş adamının yapabileceği bir numaralı konu. Günlük operasyonları yönetmek, o bence işin ikinci tarafı. Ama işin esas stratejik tarafı, nasıl ben işimi gelecekte üstün bir pozisyona getiririm. Bu sebeple geleceği iyi okuyabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani isminden belli olduğu gibi bir Türk firması. Ve bugün de gerçekten tamamen Türkiye'den yönetilen, Türk yöneticilerinin yönettiği bir firma. Ve bu konuda da iletişim sektöründe tek firma. Bir de benim 31 yıllık iş hayatımda öğrendiğim bir dersi daha size aktarmak istedim. Bu da iş dünyasındaki olmaz, tek kelimeyle müşteri. Olmazsa olmaz. Ve yani şirketinizin karlılık hedefi olabilir, büyüme hedefi olabilir ama bence en önemli hedefi müşterilerinizi memnun etme hedefi olmalı. Yeni dünya ile ilgili bence birinci konu bu mobil internet oldu. Yani bir mobilde ve mobildeki gelişme her yerden bilgiye ulaşabilme. Arabada da, trende de, vapurda da, iş yerinde, tatil yerinde, seyahat sırasında, havaalanında, beklerken, doktorda her zaman bilgiye ulaşabiliyorsun. Burada en yakın rakibimizden 6000 tane daha fazla baz istasyonumuz var. Burada en yakın rakibimizin 10 misli uzunlukta fiber altyapımız var. kendi terminal cihazlarımızı geliştiriyoruz. Tasarladık telefon T40. Müşterimiz çok memnun. Turkcell Teknoloji'yi kurduk. 540 tane yazılım mühendisine çok güveniyorum ve sizin beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.